Dördüncü kura bakalım. Bir binanın temel kazısı için A ve B kepçeleri kullanılıyor. A ve B kepçelerin temeli tek başlarına kazabilme süreleri yukarıda verilmiş, değil mi? A kepçesi işe başlayıp 2 saat kazdıktan sonra B kepçesi kazmaya başlıyormuş. Toplam kazı kaç dakikada yapılır diyor. Şimdi biri 4 saatte, diğeri 6 saatte yapıyor ya. O zaman kazdıklar alanın tamamını 12x diyeyim. Neden 12x dedim? 4 saatlik kısmı 12x, yani pardon, 4 saatte 12x'lik kısmı kazıyorsa 1 saatte 3x kazar. Bu da 1 saatte 2x kazar, değil mi? A kepçesi işe başlayıp 2 saat mi kazıyormuş? 1 saatte 3x kazıyorsa 2 saatte 6x'lik kısmını kazıdı, değil mi? Sonra B kepçesi de kazmaya başlıyormuş. Şimdi 12x'likti. Zaten bunun 6x'lik kısmını A kazmıştı. Geriye 6x'lik kısmı mı kaldı? Peki gerisini artık ikisi beraber yapacaklar ya. Baktığın zaman 1 saatte bu 3x kadar, bu da 2x kadar kazıyordu. Toplam 1 saatte 5x kadar kazarlar. 1 saatte 5x kadar kazarlarsa 6x kazmaları için kaç saate ihtiyacım var? O da 6 bölü 5 saat yapar. Kaç dakika diyor? Çarp bunu 60'da. Ne gelir buradan? 72 dakika buradan geldi. Başlangıçta 2 saat. 2 çarpı 60. 120 dakikada A yapmıştı. 120 artı 72'den cevap 192'dir. Soru 2. Bir işçi bir işi 72 saatte bitirmektedir. Çalışma hızını 8 katına çıkarırsa. Şimdi V hızıyla çalışırken 72 saatte bitiriyorsa 8 V hızına sahip olduğunda kaç günde bitirir? Bakalım şimdi. Burada hızım arttığı için işi bitirme sürem kısalmayacak mı? Ters orantı yani. Bu da 72 bölü 8'den cevap 9 gelir. 3'e bak. Bir işi birinci işçi 6 günde, ikinci işçi 12 günde bitiriyormuş. İşin toplam miktarını 12x'te, birinci işçi 6 günde yapıyorsa demek ki birinci işçi 1 günde 2x yapar. İkinci işçi 12 günde 12x'lik iş yapıyorsa 1 günde 1x'lik iş yapar, değil mi? İkisi beraber 3 gün çalıştıktan sonra ve ikisi beraber bir günde biri x yapıyor, diğeri 2x yapıyor ya, bir günde 3x yaparlar, değil mi? 3 gün çalışırlarsa toplam 9x'lik işi yaptılar. Birinci işçi işi bıraktı, değil mi? Geriye ne kadar iş mi kaldı? 3x'lik iş mi kaldı? İkinci işçi işi kaç günde bitirir diye soruyor. İkinci işçi bir günde 1x yapıyordu. 3x'i bitirmesi için 3 güne ihtiyacı var. Soru 4. İki işçi birlikte bir işi 8 saatte yapmaktadırlar. İşçilerden biri tek başına bu işi 10 saatte yaptığına göre diğer işçi aynı işi tek başına kaç saatte yapar? Bak şimdi 8 ve 10'un en küçük ortak katı 40 de. İşin tamamını 40x desem. Şimdi iki işçi beraber 8 saatte yapıyorlarsa işin tamamını 1 saatte 5x kadar iş yaparlar. Doğru mu? Şimdi işçilerden biri 40x'lik işi 10 saatte yapıyorsa 1 saatte arkadaşlar 4x'ini mi yapar? İkisi beraber bir işin 1 saatte 5x'ini yapıyordu. Demek ki diğeri 1 saatte 1x kadar iş yapacakmış. İşin tamamı 40x'ti. 1 saatte 1x yapıyorsak, bir yapıyorsa o işçi, 40x'lik iş için 40 saate ihtiyacı var. Soru 5. Bir işi Aslı tek başına 9 günde, Aylin ise aynı işi tek başına 36 günde bitiriyormuş. Nasıl yapıyorduk? İşin tamamını 36x ederim. 36x'lik işi Aslı 9 günde yapıyorsa demek ki bir günde 4x iş yapar. Aylin 36x'lik işi tek başına 36 günde bitiriyorsa demek ki bir günde 1x yapar. Sen bir günde yaptıkları işi buldun. Aslı'yı 3 gün çalıştır diyor. 3 çarpı 4'ten 12x çalıştı. 12x kadar iş yaptı. Aylin 4 gün çalışsın diyor. Bir günde 4x yapıyorsan 4 günde 4x yapar. Yani 16x'lik iş bitti. İşin ne kadarı biter demiş. 16 bölü 36'lık kısmı biter. 4'e bölersem 4 bölü 9'u biter. Geldim 6'ya. Bir kitapçı çalışan Edip, aşağıdaki özdeş raflarına oluşan standın her bölümüne eşit sayıda kitap yerleştirecektir. Şekilde görüldüğü gibi en üst rafın iki bölmesini 3 dakikada diziyormuş. Şurayı arkadaşlar 3 dakikada mı diziyormuş? Edip 9 dakikada kitap standının kaçta kaçını yerleştirmiş olur? Şimdi 3 dakikada 2 bölmeyi yerleştiriyorsam 9 dakikada şu 2 bölme ve 2 bölme, yani 3, 6, şöyle ikisi 6, 9. Şuraya kadar yerleştiririm.
O zaman şimdi bu kaç raflı bir kitaplık? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 raflı bir kitaplığın 3, 3, 6'sını yerleştiriyorum, değil mi? O zaman ne gelecektir? 6 bölü 18'den 1 bölü 3'ünü yerleştiririm. Yani cevap Bursa. Soru 7. Doruk'un çalışma hızı Tuna'nın çalışma hızının 4 katı. Buna V dersem buna 4V diyeceğim. Yani bunun bir günde yaptığı iş miktarı 1x ise bunun bir günde yaptığı iş miktarı 4x'tir. X'i beraber 1 iş 12 günde mi bitiriyormuş? 12 günde bu 48x yapar. 12 günde bu 12x yapar. Toplam 60x'lik işi yaparlar. İşin tamamını buldum. Tuna diyor bu işi tek başına kaç günde bitirir? Bir günde 1x yapıyordu. 60x'in bitmesi için 60 güne ihtiyacı vardır. Soru 8. Aşağıdaki doğrusal grafik M ve N musluklarının bir havuza akıttıkları su miktarlarının zamana göre değişimini gösteriyormuş. Bak N'ye bak. 3 dakikada 120 cm3 su akıtıyorsa 1 dakikada 40 metreküp 40 cm3 su akıtır. M musluğu 5 dakikada 120 cm3 su akıtıyorsa 5'e bölersem 1 dakikada 24 cm3'lük su akıtır. Neyse. Bunlar 1 dakikada akıttıkları. Havuz boşken M ve N muslukları aynı anda açılmış ve 50 dakika boyunca havuz doluyormuş. O zaman M musluğu dakikada 40 akıtıyordu. 50 dakikada 40 çarpı 50 kadar akıtır. M musluğu dakikada 24 akıtıyordu. Demek ki 24 çarpı 50 akıtır. Şöyle yap. 50 parantezini alırsan 40 artı 24 mi gelecektir? 50 çarpı 64 gelir. O da ne gelecektir? 3200. 9'a bak. Aşağıdaki özdeş şekillerden oluşmuş boyamanın pembe kısmını Erdem 5 dakikada, şurayı 5 dakikada Erdem boyuyormuş. Sarı kısmını Yusuf 3 dakikada. Burayı Yusuf 3 dakikada mı boyuyormuş? Buna göre hiçbir kısmı boyalı olmayan yukarıdaki şeklin aynısını Erdem 2 dakika, Yusuf 3 dakika boyarsa şeklin kaçta kaçı boyanmış olur? Şimdi şöyle yapalım. Hani bu 1 bölme, 2 bölme, 3 bölme, 4 bölme gibi düşünelim, olur mu? 1 bölmeyi Erdem 5 dakikada boyamıyor muydu? 5 dakikada boyuyor. 2 dakikada ne kadarını boyar? 2 bölü 5'ini boyar. Doğru mu? Diğerine bak. 3, yani 2 bölmeyi 3 dakikada boyuyordu Yusuf. Bana ne diyor peki? Yine 3 dakikada ne kadarını boyar? O zaman yine ikisini boyar. Bana toplarsam hani 2 bölü 5 artı 2'den ne gelecektir? 10, 12 bölü 5'i boyandı. Değil mi? Şeklin kaçta kaçı boyanmıştır? Tamamı 4 değil mi? 1, 2, 3, 4 bölme var. 4 bölü 12 bölü 5 ne gelecektir? Ters çevir çarparsam 20 bölü 12 ne geldi arkadaşlar? 5 bölü 4. Yani şunu düşün, şunu sileyim. Kaçta kaçı diyor ya, 4'ün kaçta kaçı? 12 bölü 5'tir. Sana bunu soruyor. Her tarafı 4'e bölersem 12 bölü 20 kalır. O da sadeleştirirsem 4 ile 3 bölü 5'tir. Geldik 10. soru. Cihan bir işi yalnız başına 24 günde yapabiliyor. Cihan bu işi yapmaya başladıktan 6 gün sonra Görkem yardıma geliyor. Şöyle yapalım. Cihan'ın toplam normalde o iş miktarına 24x diyelim. Neden? 24 günde bitiriyorsa demek ki Cihan bir günde 1x yapıyordur. Cihan bu işi yapmaya başladıktan 6 gün sonra 6 gün boyunca 6x'lik işi yapar. Görkem yardıma geliyor. İkisi beraber kalan işi 6 günde tamamlıyor. Şimdi bak. 24x'lik iş vardı. 6x'ini kim yaptı arkadaşlar? Cihan. Geriye 18x'lik iş mi kaldı? Şimdi 18x'lik iş kaldı. Normalde Cihan bir günde 1x yapıyordu. Kalan iş 6 günde bitiyorsa o sadece 6x'lik iş yapabilir. Geriye kalan 12x'i yardıma gelen Görkem yapmıştır. Şimdi Görkem 12x'lik işi 6 günde yapıyorsa demek ki bir günde Görkem 2x'lik iş yapıyordur. Değil mi? Görkem yalnız başına bu işi kaç günde yapabilir? İşin tamamı 24x'ti. Bir günde 2x yapıyorsam 24x'lik işin 12 güne ihtiyacım var. Soru 11. Bir işyarı 42 günlük hayatı boyunca çay kaşığının 12'de biri kadar bal yapıyormuş. Yani aslında 42 günde bir çay kaşığının 1 bölü 12'si kadar yapıyormuş, değil mi? Bir çay kaşığının bal yaklaşık
bir çay kaşığı bal yaklaşık 3 gramdır demiş. Şurası 12. Sonra 42 günlük süreçlere aynı anda başlayan belli sayıda eşit güce ve eşit çalışma zamanlarına sahip bir kovan işçi arı 42 gün sonunda 15 kilogram bal yaptıklarına göre bu kovanda işçi arı sayısı kaç bin adettir diye soruyor. Şimdi bak, normalde bir tanesinden bahsediyorum. Bir çay kaşığının 1 bölü 12'si kadar mı bal yapıyordu? Peki bir çay kaşığı ne kadar alıyormuş? 3 gram. Demek 3 bölü 12'den 1 bölü 4 gram yapabiliyor, değil mi? Bu 42 günlük hayatındaki bir arının yaptığı bal miktarı. Şimdi toplamda 15 kilogram bal mı yapılmış? Bak, 1 bölü 4 ne bu arkadaşlar? Gram. X tane arı yapsın. Çarparım, toplamını bulurum. 15 kilogram eşittir. O da 15 çarpı 1000 diyeyim ki grama çevireyim. Kaç tane arı yapar? Çarparsam 60 çarpı şöyle geliyor. Kaç bin adettir diyor. Sen bunu bine bölersen 60 bin adet olduğunu bulursun. Soru 12. Aşağıdaki tabloda bir işin işçi sayılarına göre bitirilme süreleri verilmiştir. İşçiler kapasite aynı kapasite olduğuna göre M artı T eksi N kaçtır? Şimdi bir işçi 120 günde bitiriyorsa 2 işçi 60 günde bitirir. 3 işçi 40 günde bitirir. 4 işçi 30 günde bitirir. Hep ters orantı bak. M artı T'ni M artı T 100 yapıyor. 30 çıkardım, 70'tir. Bak bakalım son sorumuz. Eğitim koçluğu yapan Bilal, öğrencisi Ebru ve Betül'e parkur matematik kitabının çözümü ödev vermiş ve bitirme sürelerini aşağıdaki gibi not almıştır. Ebru kitabın her sayfasını aynı sürede, Betül de kitabın her sayfasını aynı sürede çözmektedir. Buna göre eğer Ebru ve Betül 16 gün boyunca birlikte aynı kitabın sayfalarını koparıp paylaşarak çözmüş olsaydı kitabın kaçta kaçı bitmiş olurdu? Bak şimdi, Ebru kitabın tamamını 32 günde yapıyormuş. Betül 1 bölü 5'ini 40 gün, 8 günde yapıyorsa tamamını 40 günde yapar, değil mi? Şimdi 32 ve 40'ın bir en küçük ortak katını alalım mı bir? 40 ve 32'nin en küçük ortak katı sanırım 160. Kitabın tamamına 160x dersem, bak, Ebru tamamını 32 gün 32 günde bitiriyorsa 160 32'ye bölersem demek ki bu bir günde 5x kadar kitabı süre çözüyor. 5x kadarını çözüyor. 160'ı 40'a bölersem demek ki bu 4x'ini çözüyor bir günde. Bir günde çözdüğü miktarları buldum. Diyor ki bana, eğer Ebru ve Betül 16 gün boyunca Ebru 5x çarpı 16'dan 80x'ini çözer. Diğeri 4x çarpı 16'dan 64x'ini çözer. Yani 144x'lik kısmı çözüldü. Kitabın kaçta kaçı biterdi diyor sana. 144 bölü 160'ı. 2'ye bölsem 72 bölü 80 gelir. 8'e bölsem 9 bölü 10'dur cevap.